Sosyal Ekran'a hoş geldiniz. Yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Sosyal Ekran'da bu hafta teknoloji dünyasındaki son gelişmeler, ilginç bilgiler ve sınırları zorlayan tasarımlar sizlerle olacak. Sosyal Ekran'ın bu bölümünde İran'ın insansı robotu Surena'yı inceleyeceğiz. Akıllı gözlükler hayatımıza girdi. Bu gözlüğü taktığınızda navigasyon bilgileri, mesajları ya da alışveriş listelerini görebileceksiniz. 2019'un en iyi icatları arasında gösterilen akıllı bastonu inceleyeceğiz. U2 2 ay yüzeyinde en uzun süre işlevsel kalan gözlem aracı olarak tarihe geçti. Kullanıcısını 2,5 metrelik bir robota dönüştüren robo iskeletten muhteşem görüntüler sosyal ekranda. Yaklaşık 220 kilometre menzile sahip olan elektrikli bu modeller, dizel otobüslerin yerini almak için hazırlanıyor. Havacılığı değiştirecek pilotsuz helikopter Luna az sonra. İranlı insansı robot olan Surena'nın 4. versiyonu, Tahran Üniversitesi'nin mühendislik fakültesindeki bir törenle bilimsel ve teknolojik işlerden sorumlu başkan yardımcısı Sorena Sattari'nin katılımıyla tanıtıldı. Bu robotun geliştirilmesi 4 yıl aldı. 170 cm yüksekliğinde olan robot, 70 kg ağırlığında ve saatte 0.7 km hızında yürüyebiliyor, futbol oynayabiliyor. Düzgün olmayan zemin üzerinde dik dururken, yanlarda geriye ve pürüzlü yüzeylerde ve nesneleri kaldırabiliyor, yüzleri tanıyabiliyor, el sıkışabiliyor ve ayrıca bir futbol topu atabiliyor. Robotun maliyeti ise $470,000. Ayrıca görme yeteneği de bulunuyor. Surena aynı zamanda metni dinleme, konuşma veya konuşmayı çevirmenin yanı sıra yüz sesli komut algılama yeteneğine de sahip. Boştan özellikle sürücüler için akıllı gözlük teknolojisi. Otomobiller içerisinde HUD ekranların kullanımı artıyor. Dünyaca ünlü Bosch ise HUD ekranını geliştirdiği akıllı gözlük formunda karşımıza çıkarıyor. Akıllı gözlük modelleri hayatımıza girmedi. Google'ın büyük denemesine rağmen bu ürünler endüstriyel pazarlarla sınırlı kaldı. Ancak teknoloji firmaları bu alandan halen ümidini kesmiyor. İzliyoruz. Akıllı gözlük modelleri hayatımıza girmedi. Google'ın büyük denemesine rağmen bu ürünler endüstriyel pazarlarla sınırlı kaldı. Ancak teknoloji firmaları bu alandan halen ümidini kesmiyor. Bunlardan biri de Bosch oluyor. Firmanın CES 2020'de görücüye çıkaracağı akıllı gözlük teknolojisi gerçekten dikkat çekici görünüyor. Daha çok otomobil, motosiklet ya da bisiklet sürücülerine odaklanan bu altyapı, şık tasarımları mümkün kılacak bir altyapıya sahip.
Dışarıdan bakınca akıllı olduğu anlaşılmayan gözlüklere imkan tanıyan teknoloji, görüntü oluşturmak için lensin içine yerleştirilmiş bir holografik elemandan retinaya aktarım yapan bir mikroelektromekanik tarayıcı kullanıyor. Gündüz kullanılabilecek kadar parlak bir görüntü oluşturabilen ve çevreye konulacak dokunmatik yüzeylerden kontrol sunan teknoloji, kişilerin gözleri önüne navigasyon bilgilerini, mesajları ya da alışveriş listelerini getirebilecek. Bosch akıllı gözlük teknolojisi çok faydalı görünüyor. Ancak firmanın bu altyapıda bir gözlüğü direkt olarak kendisinin üretmesi beklenmiyor. Şirketin hazırladığı konuyla ilgilenen diğer üreticilere satma gibi bir amacı bulunuyor. Sadece 10 gram ağırlığında elektronik kompotönlerle çalışan Light Drive isimli sistem 2021'den önce kullanıma çıkmayacak. Ancak ürünün gelecek potansiyeli oldukça yüksek görünüyor. Buna özellikle otomobil firmalarının ilgi gösterebileceği tahmin ediliyor. Ormanlarda verimliliği artırma çalışmalarına yüksek teknolojili drone desteği. Drone sayesinde elde edilecek verilerle hem ormanlarda verimliliğin artırılması ve kestane üretiminde %70 verim düşüklüğünün engellenmesi hem de yangınlarla etkin mücadele amaçlanıyor. Öncelikle Bursa ve Yalova'da kestane veriminin artırılmasında yararlanılacak drone'la Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde üretilen ve kestaneye zarar veren bal arılarına karşı kullanılacak Toruimus adlı böcekler takip edilecek. Cihaza takılan kameralar yardımıyla rekolta tayini, hastalıklı veya zarar görmüş bitkiler, orman yangınlarının çıkış nedenleri gibi birçok konu izlenerek müdahalede bulunabilecek. Yağmurlu, rüzgarlı ve karlı havalarda uçabilen drone sayesinde termal kameralarla ormanların durumu gözlenecek, verimliliğin artması için çalışmalar yapılacak. Uzmanlara göre bu drone aynı anda bitki özelliklerini ortaya çıkarabiliyor. Bitki hastalıklarını belirleyebiliyor. Bitki türlerinin yayılış haritalarını çıkarmak için kullanılabiliyor. Kameranın üzerindeki belli bantları kullanarak tarımda rekolte tayinlerinde de yararlanılabiliyor. Drone'un üzerinde bulunan zoom kamera, yangın anında yangına hakim olabilmek için kullanılabilecek. Aynı zamanda üzerinde termal bir kameramız var. Termal kameranın özelliği ise 2 kilometre mesafeden bir yangının yayılışını doğrudan ekrana yansıtabilecek olması. Bu kamerayı gece uçurduğumuz zaman bir saat içinde nerede yangın fazla, nerede az, hangi orman yapısı daha çok yanıyor diye çıkardığımız zaman helikopterimizi ve yangın söndürme araçlarımızı yönlendirme şansımız olacak diyor uzmanlar. WeWalk akıllı baston Time tarafından 2019'un en iyi icatları arasında gösterildi. Vestel ve Young Guru Akademi'nin desteklediği WeWalk'un akıllı bastonu bu yılın en iyi icatlarından biri oldu. ...2017 yılında Birleşmiş Milletler'de örnek proje olarak gösterilen, sergilendiği her fuarda yoğun ilgi gören WeWalk, Times Edison'a adanan Edison ödüllerinde sağlık ve iyi yaşam kategorisinde altın ödüle de layık görülmüştü. WeWalk son olarak dünyanın en çok okunan dergilerinden biri olan Time tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri seçildi. Engel algılama, telefona bağlanma ve farklı uygulamalarla entegrasyon olmak üzere 3 özellik sunan WeWalk, görme engelli kullanıcının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Bluetooth ile WeWalk mobil uygulamasına bağlanılıyor. Görme engelli kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan bastonun üzerinden navigasyon almasını, toplu taşıma entegrasyonu ile çevresindeki durakları ve duraklardan geçebilen otobüslerin saatlerini öğrenmesini
ve Alexa sesli asistana komutlar vermesini sağlıyor. WeWalk akıllı baston şu ana kadar 25'in üzerinde ülkede görme engellilere ulaştı. Kullanıcısını 2,5 metrelik robota dönüştürüyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen lansmanla 4. resim robo iskelet görücüye çıkarıldı. Uzmanlar bu teknolojinin önümüzdeki dönemde insanlar tarafından yapılamayan, ağır fiziksel güç isteyen görevlerde de kullanılabileceği görüşünde. Kullanıcısını 2,5 metrelik bir robota dönüştüren robo iskeletten yeni görüntüler geldi. Japonya'da üretilen robo iskelet 40 kilogram ağırlığa sahip. İngiliz basınında yer alan habere göre Tokyo merkezde şirketin ürettiği 4. nesil robo iskeletin fiyatı ise 10 milyon yen, yani yaklaşık 535 bin TL. Ancak robo iskeleti kullanmak için bu ücreti ödemek yeterli değil. Robo iskeleti kullanmak isteyen kişiler önceden özel bir eğitimden geçirilecek. Tek şarj ile en fazla 1 saat boyunca kullanılabilen model şimdilik eğlence sektörü için hizmet verecek. Ancak uzmanlar bu teknolojinin önümüzdeki dönemde insanlar tarafından yapılamayan ağır fiziksel güç isteyen görevlerde kullanılabileceği görüşünde. İnsanlığın uzay macerasındaki ilk durak sayılabilecek olan uydumuz Ay üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ay üzerinde çalışma yapan ülkelerden bir tanesi olan Çin ise Ay'da en uzun süre çalışan araç rekorunu kırmayı başardı. Sovyetler Birliği'nin 1970 yılında Ay'a indirdiği Lunokhod 1 isimli uzay aracı bu rekorun bir önceki sahibiydi. Dünya harici bir yüzeye indirilen ilk uzaktan kontrollü gözlem aracı olarak da bilinen Lunokhod 1, yaklaşık 10,5 ay yüzeyde görev yaptıktan sonra işlevselliğini yitirmişti. Yutu 2 ise 11 ayın ardından şu anda hala sorunsuz bir şekilde araştırmalarına devam ediyor. Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Yutu 2, geride bıraktığımız süreçte Ay yüzeyinde toplam 345 metrekarelik bir mesafe kat etmiş. Bu alanda Lunokhod 1'in çok daha etkileyici rakamlara sahip olduğunu görüyoruz. Lunokhod 1, Ay'da 10,5 kilometrelik yolu almış ve dünyaya binlerce fotoğraf göndermişti. Sovyetler Birliği, özellikle de dönemin şartlarına göre gerçekten inanılmaz bir mühendislik başarısına imza atmış diyebiliriz. A happy landing for Russia's unmanned Luna 17 spacecraft and a big step forward for Soviet scientists in Lenin's Jubilee year. The first self-propelled vehicle ever to drive across the lunar landscape is controlled from Earth. It's called Lunokhod 1, and here's how this extraordinary Heath Robinson 8-wheeler was rolled down from the spacecraft onto the Sea of Rains. Çinli araştırmacılar, Yutu-2'nin şu ana kadar Ay'da 12 gündüz geçirdiğini söylüyor. Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürdüğü için burada gece gündüz süreleri dünyaya göre epey uzun. 14 gün gece ve 14 gün gündüz yaşanıyor. Gücünü güneş panellerinden sağlayan Change4'e ve Yutu-2 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay araçları bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum seviyede enerji harcayarak atlatılıyor. Yutu-2 en azından belli bir süre daha Ay'ın uzak yüzündeki keşif çalışmalarına devam edecek. Gözlem aracının göndereceği yeni fotoğrafları da merakla bekliyoruz.
ABD eyaletlerinden Virginia, okul taşımacılığı için 50 adet elektrikli okul otobüsü sipariş etti. Virginia yönetimi tarafından sipariş edilen modelleriyle birlikte okul taşımacılığında elektrikli okul otobüsü dönemine geçiş yapılıyor. İzliyoruz. Yaklaşık olarak 220 kilometre menzile sahip olan bu modeller, dizel otobüslerin yerini almak için hazırlanıyor. Eyalette şu an için 13 bin adet dizel otobüs bulunuyor ve bu modeller aşamalı olarak elektrikli araçlarla değiştirilecek. Bin 25 yılına kadar 1000 adet aracın ve 2030 yılına kadar 13.000 adet aracın tamamen yenilenmesi planlanıyor. Bu noktada en büyük problem elektrikli otobüslerin dizel modellerden 120 bin dolar daha pahalı olmasından kaynaklanıyor. ...220 kW bataryalara sahip olan bu elektrikli araçlar haliyle sıfır emisyon salınımına sahip. Bununla birlikte daha sessiz ve daha konforlu yapısı ile daha keyifli yolculuklar sunuyor. ...60 kW hızlı şarj ile yaklaşık 3 saat içerisinde tam şarj olabilen otobüslerin kullanım bazında önemli tasarruflara yol açması bekleniyor. Hareketli robotlar için esnek, hafif ve iletken metalik malzeme geliştirildi. Robotik endüstrinin kullanım alanı genişledikçe ihtiyaçları da farklılaşıyor. Son yıllarda gelişim gösteren bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi katlanabilir küçük robotlar da gelişen alanlar arasında yer alıyor. Robotik kollarda, arama kurtarma çalışmalarında, insan vücuduna ilaç dağıtımında yardımcı olarak kullanılan bu esnek robotlar, havalı gözükmelerinin yanı sıra felaketle mücadelede insanlara yardımcı oluyor. Tüm bu yumuşaklık ve hareket kabiliyeti gerektiren işlerde robotun malzemelerinin esnekliği önem taşıyor. Singapur Ulusal Üniversitesi'nin 25 Kasım'da yayınlanan bülteninde yer alan bilgiye göre çalışmalar sonucunda özellikle esnek robotlarda kullanılmak üzere metal bazlı malzeme üretildiği duyuruldu. Bu malzeme benzerlerine göre daha esnek ve oldukça hafif. Esnek robotlar için üretilen bu metal bileşenli malzeme yerine genellikle kağıt, plastik ve kauçuk gibi yumuşak malzemeler tercih ediliyor. Alıcılar ve elektrikli bileşenler de bu malzemelerin üzerinde konumlandırılıyor. Bu durumun önceki malzemelere göre sağladığı avantajsa, robotların soğuk ortamlarda buzlanmadan çalışabilmesine imkan vermesi. Ayrıca ısınma sonrası aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda işlevini sürdürmeye devam ediyor olması. İletken olması sayesinde kablosuz bir anten işlevi. Bu yeni materyal gerçek zamanlı geri bildirim ve iletişim sağlayabiliyor. Böylelikle etraftaki diğer robotlarla da iletişime geçebiliyor. Kapsamını artırması uzaktan kontrol edilebilmesinin yanı sıra tehlikeli alanlarda çalışmaları da kolaylaştırıyor. Bu özellikler materyali afet bölgelerine girebilecek hafif ve esnek arama kurtarma robotlarının yapımında kullanılması için uygun hale getiriyor. Haritada istediğimiz yeri bulmamızı sağlayan ve görseli önümüze getiren teknoloji Street View'dan müthiş başarı. Google'ın popüler Street View hizmeti önemli bir kilometre taşına daha ulaştı.
Google'ın 2007'den beri sokakların fotoğraflarını toplayan Street View projesi 10 milyon mil, yaklaşık 16 milyon kilometre uzunluğundaki görüntüye ulaştı. Google'a göre bu mesafe, dünyayı tek bir Street View otomobiliyle 400'den fazla kez turlamanız anlamına geliyor. Street View yolların yanı sıra yaya yollarını, bazı binaların iç kısmını, dağların tepelerini ve hatta uluslararası uzay istasyonunu da bünyesine kattı. Tüm bu resimlerin birkaç senede bir yenilendiğini de belirtelim. Bununla birlikte 10 milyon mil Street View görüntüsü teknoloji devinin hakkımızda bildikleri yanında muhtemelen küçük bir parça. Zaman zaman karşımıza çıkan ilginç teknolojik ürünlerin birisi de kesinlikle grafiti yapabilen drone modeli oldu. Hem de bu model satışa çıkıyor. İşte grafiti yapabilen drone modeli ve açıklanan inanılmaz fiyatı. Drone modellerinin kullanım alanı gelişiyor. Havadan görüntü alma, endüstriyel inceleme yapma, ilaçlama yapma ya da arama kurtarma faaliyetlerinde kullanma. Bunlardan bazıları. New York merkezli sanatçı Katsu ise süreci grafiti tarafına genişletmek istiyor ve bu konuda büyük bir adım atıyor. Moskova merkezli Tsuru Robotik'le ortaklık kuran sanatçı, Katsuru Beta isimli drone geliştirmiş durumda. Katlanabilir pervaneleriyle kolaylıkla taşınabilen model, standart sprey boya kutularını alt kısımda taşıyabiliyor. Tek seferde 10 dakika boyunca havada kalabilen model, yarı otonom yapıda. Kişisel drone'u manuel olarak kontrol ederek istedikleri yere grafiti çalışması yapabiliyor. Yarı otonom yapı ise drone'un çizim yapabilen yüzeye olan uzaklığını otomatik olarak koruyor. Bu sayede süreci çok kolay hale getiren model, ilerleyen dönemde tamamen otonom hale de getirilecek deniyor. Bunun arkasında da dijital ortamda yapılan bir grafitiyi drone'un kendi başına belirlenen yüzeye çizebilmesi yer alıyor. Otonom sistemler havacılık alanında da kendisine yer bulmaya devam ediyor. Bunların en yenisi ise pilotsuz helikopter Luna oluyor. İşte karşınızda havacılığı değiştirecek pilotsuz helikopter. Askeri alanda pilotsuz helikopter modelleri üzerinden çok uzun zamandır çalışmalar yapılıyor. Luna ise süreci sivil helikopterlere ve şehirlere taşıyor. Skyrise tarafından geliştirilen Lunafa, onayı almış bir otonom, yani havacılık tarafı için sürücüsüz değil, pilotsuz bir helikopter modeli. Robinson R-44 temelli helikopter, kalkıştan inişle yol almaya kadar tüm uçuş sürecini otomatik olarak yönetebiliyor. Günümüzde uçan taksi geliştiren firmalardan farklı bir yol izleyen Skyrise, geliştirdiği otonom teknolojiyi hali hazırda uçan ve onaylı bir hava aracından sergileyerek ses getirmeyi başarıyor. Firmanın bu helikopterle amacı elbette şehirler içerisinde havadan yolcu taşımak. Ancak bu helikopterde kullanılan Skyrise Flight Stick teknolojisinin hazırlanan uçan taksi modellerine de entegre edilebileceği aktarılıyor. Bu da teknolojiyi oldukça değerli kılıyor. Firmalar uçan taksilerin uçma kısmını aşırı zorlanmadan halledebiliyor. Esas iş onları şehirde görev yapabilir hale getirmekte yatıyor. In
973 beygirlik elektrikli Lotus Evija'nın ilk test görüntülerini izleyeceğiz. Beraberinde çok ciddi beklentiler yaratan Lotus Evija için prototipler üzerinden çalışmalar devam ederken paylaşılan video ile ilk bakış olanağı da bizleri bekliyor. İzliyoruz. Markasının uzun süredir beklenen atılımını yapmasını beklediğimiz Lotus Evija, Temmuz ayında yapılan tanıtımlarından beri ilgilerin odağında. İngiliz üreticinin elektrikli otomobil dünyasına giriş bileti modeli, üzerindeki çalışmalarıyla tam gaz devam ediyor. Halihazırda prototip versiyonlarının üzerinden testleri yapılan Evija için paylaşılan görüntülerse sürece dahil olabilmemiz adına fazlasıyla önemli. Mühendis ekibinin herhangi bir elektronik destek veya güvenlik dinamiklerinin dahil edilmediği prototip üzerinden gerçekleştirilen denemelerde karbon fiber malzemeden üretilen gövdenin tüm limitleri de sınanmış olacak. Testlerin önümüzdeki günlerinde ise tork iletim teknolojisi başta olmak üzere son kullanıcıya sunulacak özelliklerin araca kusursuz entegrasyonu için düğmeye basılacak. Lotus Evija hakkında bilmeniz gerekenler. Halihazırda ön ödeme karşılığı sipariş sürecinde de olan Evija, görünümü ve teknik özellikleri kadar olağan dışı bir fiyata sahip. Yaklaşık 2.3 milyon dolarlık etiketle sunulan modelden toplamda 130 adet üretilmesi bekleniyor. Seri üretim otomobiller arasında bu zamana kadar üretilmiş en güçlülerden olan Evija, toplamda 1973 beygirlik gibi ciddi seviyelerde seyredecek. Lotus'a göre ürettikleri ilk elektrikli otomobil, sıfırdan 100'e hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlarken, maksimumda ise saatte 320 km hıza çıkabilecek. Güney Afrika'daki Meerkat teleskobu, evrenin geçmişine dair muhteşem bir görüntü yakaladı. Teleskobun sahip olduğu 64 adet çanağı 130 saat süreyle göğün bir noktasına sabitleyen bilim insanları evrenin muhteşem bir görüntüsünü elde etti. İzliyoruz. ...2020'li yılların ortalarında tamamlandığında dünyanın en büyük bilim tesisi olması beklenen SKA Radyo Teleskobu, Avustralya'dan Güney Afrika'ya uzanan bir coğrafyada konuşlandırılacak binlerce irili ufaklı çanak ve antenden oluşacak. Adını çanakların hepsinin bir araya getirilmesiyle kaplanan 1 kilometre karelik alanda alan tesisin Güney Afrika'daki bölümünü oluşturan Güney Afrika Radyo Astronomisi Gözlem Evi, Meerkat Radyo Teleskobu ise 2016 yılından bu yana faaliyette. Teleskobun sahip olduğu 64 çanağı, evrenin ilk dönemlerine bir bakış atmak adına gökyüzüne çeviren bilim insanları, uzak galaksilerin daha önce görmediğimiz muhteşem bir görüntüsünü yakaladı. 130 saat süreyle göğün tek bir noktasına sabitlenen çanakların elde ettiği görüntüde on binlerce uzak galaksi bulunuyor. Astronomların elde ettiği görüntü, kozmik öğle vakti olarak bilinen ve evrenin 8 ila 11 milyar yıl önce geçirdiği bir döneme işaret ediyor. Yıldızların yoğun bir şekilde oluşturduğu bu dönem, kozmik parazitten ötürü daha önceleri ise çok kolay gözlemlenememişti. Sosyal ekranın sonuna geldik. Bu hafta teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yine sizlere aktardık.
soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya adreslerimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Yeni bir bölümde yine birbirinden ilginç içeriklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.